Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizler için hazırladığımız bir programı sunuyoruz. Rehber İnsanlar 2. Aziz Mahmut Hüdayi. Sahibi Enver Ören. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ahmet Çelik. Bakma, şimdi toplarım. Bırak, ben toplarım. Allah Allah. Bütün sakarlarda benim bu. Ne diye bu kadar acele ediyorsun arkadaş? Kayıkçı. Bir kayıkçı arıyorum da. Kayıkçı mı? Burada kayıkçıdan bol ne var? Burası kayıkçılığa kahvesi zaten. Bak, şu ihtiyarı gördün mü? Hangisi? Şu pencerenin yanındaki. Evet, o. O işte dalmış yine. Her zaman böyle pencerenin yanına oturur. Saatlerce deryaya bakar. Hayal aleminde gezer sanki. Deli de sen değil, veli de sen değil. Ama halis kayıkçı. Kayıkçı ararsan onunla görüşürüz. Evet, çaylar tazeliyorum. Şey, Üsküdar'a geçmek istiyorum. Beni götürür müsün? Otur evde Telavir Çayıç. Şu fırtına kesilsin, istediğin yere götüreyim. Hayır baba, hemen geçelim, acele. Çok mühim bir işim var da. Hiçbir kayıkçı bu havada deryaya çıkmıyor. O kadar para teklif ettim, yüzüme bile bakmadılar. Bu havada İstanbul'u versen denize çıkmayız dediler. Ne olur baba, hadi götürüver beni. Evlat, bu ne acele, bekle de. Bekleyemem baba, hadi kalk. Canından daha mühim olan bu iş neymiş söylesene. Sonra anlatırım, hadi yürü. Tamam. Yürüyoruz işte. Şu dalgalara bak. Dağ gibi, ne korkunç. Doğru. Kendimi bildiğimden beri deryada gezerim. Ama böylesini görmedim. Korktun mu yoksa? Vazgeçelim istersen. Vazgeçelim demedim. Sadece korkunç bir fırtına dedim. Korkma. Şimdi gördüğün bu azgın denizde bir yol bulacağız. Bir yol ki sakin. Yumuşacık, ipek gibi. Kahveci senin için deli demişti de inanmamıştı. Denizde hiç yol mu olur? Bakıyorum, evvelki telaşlı halin gitti. Şimdi benimle alay etmeye başladın. Demek ki gitmekten vazgeçtin. Yok babacığım, vazgeçmedim. Denizde yol bulacağız dedin de ona bir resim geldi, gücenme. Daha Üsküdar'a niçin gittiğini söylemedin. Nasıl bir iş bu? İşte kıyıya geldik. Kayıklar bunlar. Hangisi senin? Şu beyaz kuşaklı yeşil tekne. Üzerinde anahtar yazan. Sana neden acele ettiğini sordum, cevap vermedin. Çeri misin? Anahtar. Bir garip bir isim bu. Anahtar. Çeri misin dedim. Neden silah taşıyorsun? Silah mı? Ne silahı? Bak işte anahtar. Senin tekne değil mi? Hadi baba, ver elini bana. Bırak, ben kendim binerim. Bismillah. Neredesin Üsküdar? Şimdi söyle bakalım. Böyle silahla, pusatla ne yapacaksın Üsküdar'da? Ne silah, ne pusatı? Anlamadın mı sanıyorsun? Kahveye öyle bir telaşla girdin ki... belindeki tabancayı gördüm. Bu havada karşıya geçmek isteyenin ölüm kalım işi olmalı. Ya ölüm döşeğinde aslan var... ya da birini öldüreceksin. Bu ihtiyar Yaman'ı da... aklından geçenleri okuyor sanki. Neler söylüyorsun sen baba? Ne öldürmesi? Neyse. Şimdi dikkat et. Bahsettiğim yola giriyoruz.
O fırtınasız, o durgun yola. Fırtına dindi. Fırtına dindi baba. Ne dinmesi oğlum? İki tarafımızdaki şu dalgalara baksana. Hayret. Dört bir yanımızda fırtına esiyor. Bizse mehtaba çıkmış gibi rahat yol alıyoruz. Sana söylemiştim evlat. Hüdayi yolu bu. Hüdayi yolu mu? Allah Allah. Rüya görüyoruz galiba. Rüya mı? Belki de. Nasıl olabilir? Böylesine korkunç fırtınanın ortasında süt liman bir yol. Hayret. Neden şaşıyorsun evlat? Şu dalgalarda yalpa yalpa gitmek mi istiyorsun yoksa? İstersen oradan gidelim de dalgalar paramparça etsin bizi. Ben anlayamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl mı? Sen Hüdayi Hazretlerinin kerametini hiç işitmedin galiba. Yok. Anlatayım dedin de öyleyse. Zamanında Aziz Mahmud Hüdayi her cuma Üsküdar'dan kalkıp Sultanahmet Camii'ne vaaza gelir. Fakat bir cuma öyle bir fırtına çıkar ki deniz allak bullak olur. Kayıkçılar denize çıkmaya cesaret edemez. O vaaza yetişmek için tek başına bir kayığa biner ve Bismillah deyip asılır küreklere. Kürek çektikçe aldığı yol süt limanı olur. Tam vaktinde saray burnuna varıp vaazına yetişir. İşte o günden bugüne buraya Hüdayi yolu denildi. Deniz ne kadar azgın olsa bu yol hep böyle sakin, hep böyle yumuşak, bekler yolcusunu. Lakin şimdilerde onun yolundan gidenler azaldı. Bu yol da unutulmaya yüz tuttu. Bir eski kayıkçılar bilir bu yolu, bir de nasibi olanlar. Senin de nasibinmiş evlat. Nereden çattım şu kevese ihtiyara? Neyse, katlanacağız mecburen. Ben bunları masallarda olur bilirdim baba. Masal, rüya, hakikat. İşimiz gücümüz bu. Görüneni hakikat sanıp inanmak. Görünen nedir ki oğlum? Taş, toprak. Bunlar mı hakikat? Peki görmediğimiz hakikat, onu nasıl idrak edeceğiz? Aklımızın almadığı o kadar çok şey var ki yavrum. Evet, aklım almıyor baba. Fırtınanın içinde asude bir yol. İşte bunu benim aklım almıyor. Keramet dedim ya evlat. Evliyanın himmeti namludan çıkan bir kurşunu bile geriye çevirir. Bu ihtiyar deli edecek beni. Lafı dönüp dolaştırıp silahı kurşuna getiriyor. Benim niyetimi nasıl da anladın? Lafı başka yere çekmeliyim. Yoksa söyletecek beni. Baba, teklerin ismi de senin gibi bir garip. Neden bu ismi verdin? Anlayacaksın. Hay Allah. Şimdi de o konuşmak istemiyor. Bu yola Hüdayi yolu demiştin değil mi? Hüdayi'yi anlatsana bana. Anlatayım oğul. Fakat nasıl anlatmalı bilmem ki. Öyle büyük ki gücümüz yetmez. Ancak deryada damla misali olur bizimki. Anlat hele. Bir damla olsun biz de nasiplenelim o deryada. Yaman söyledin evlat. Fakat önce sen anlatacaksın. İyi. Üsküdar'da ne yapacağını. Of. Kapat bu mevzuyu. Anlat o, anlat. Şimdi fırtınadan azade şu huzurlu yoldayız. Bu yolda gizli saklı hiçbir şey olmaz. Dök içine. Öfkenden sıyrıl. Peki baba. Anlatacağım. Ben kendi halimde evimin nafakası için didinen biriydim. Fakat bir gün bir iftiraya uğradım. Hapishaneye düştüm. Çoluk çocuğum aç kaldı. Karım hastalanıp yataklara düştü. Dünse karımın ölüm haberi geldi. Yavrularım kimsesiz kaldı. Aklım başımdan gidiverdi. Firar ettim. Şimdi bana iftira edenleri öldürmeye gidiyorum. Öldürmekle ne geçecek eline? Vazgeç bu işten. Bırak baba. Göle nasihatleri çok duydum ben. Karımın ölümüne onlar sebep oldu. Çocuklarım onların yüzünden perişan halde. Cezasız mı kalsınlar yani? Evladım, hiç kimse bir başkasını cezalandırma hakkına sahip değil. Hepimizin hesabı görülecek. Kimse cezasız kalmayacak.
Bırak vaaz etmeyi baba. Hani Hüdayi'yi anlatacaktın bana. Doğru, doğru. Böyle kuru nasihatler etmenin bir faydası yok. Ben ne söylesem nafile. Ama senin Hüdayi'yi anlaman için ruhen hazır olman lazım. Sükut. Şu sükutu dinle. Bu yolun yumuşaklığını hisset. Bu yolda öldürmeyi unut. Kendini yolun akışına bırak. Evet. İhtiyar haklı. Hiç sarsılmadan ilerliyoruz. Oh. Sessizlik. Allah'ım ne güzel. Oh. Neler diyorum ben. İntikamımı almalıyım. Vazgeçemem. Hazırım. Hadi anlat baba. Pekala evlat. Dinle öyleyse. Evliya diyarı Bursa'da bir kadı yaşar. Kadı Mahmud. İlim ve irfanı ziyade, dini bütün bir kimse. Malı mülkü, şanı şöhreti yerinde. Haklılar hakkını aldıkça, suçlular cezasını buldukça huzurlu. Fakat bir gün bir çetrefil dava gelir önüne. Kadının rahatı kaçar. Ne davası bu? Akıllı yoluyla, kıyasla halledilemez bir dava. Aslında senin davan, benim davam, hepimizin davası. Gene laf savuruyorsun baba. Bir ceza lafı ettin, başladın kadı hikayesi anlatmaya. Neymiş onu bu kadar rahatsız eden dava? Sen onu söyle. Dinle öyleyse. Makama bir kadınla kocası gelir. Kadın kocasından davacı olur. Söyle hatun, şikayetin ne? Şikayetim kocamdan kadı efendi. Biz fakir kimseleriz. Fakat kocam her sene hacca gideceğim diye tutturur. Tabii para bulup da bir türlü gidemez. Gidemeyince de üzülür. Hele bu sene üzüntüsünden ne yapacağını şaşırdı. Bana bu hac mevsiminde de gidemezsem seni terk edeceğim dedi. Hanımının söyledikleri doğru mu? Doğrudur efendim. Devam et hatun. Hac mevsimi gelince ortalıktan kayboldu. 6 gün sonra elinde bir takım hediyelerle çıkageldi. Hacca gidip gelmişmiş. Tabii ki inanmadım. 6 günde hiç Mekke'ye gidip gelinir mi? Bu yalancı adamı artık çekemiyorum. Bu sebeple boşanmak istiyorum. Hanımını dinledim. Sen ne diyorsun? Efendim, Mekke'ye gittim, geldim. Dediğim doğrudur. 6 günde nasıl olur bu iş? Efendim, para bulamayınca son çare olarak Muhammed Üstad'ı Hazretlerine gittim. O da beni eskici Mehmet Dede'ye gönderdi. Mehmet Dede gözlerimi kapatmamı söyledi. Elimi tuttu. Gözlerimi açtığımda Mekke'deydim. Demek gözlerini açtığımda Mekke'deydin. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir anda hacca gidilir mi? Efendim, beni mazur görün ama şeytan Allah-u Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gider de Allah dostu biri bir anda Kabe'ye niçin gitmesin? Düşündürücü. Cevabım güzel ihtiyar. Fakat 2 şahit dinletmen lazım. Efendim, diğer hacılarla beraber tavaf ettim. Orada Bursalı hacılarla görüştüm. Buraya getirmeleri için bazı emanetler dahi verdim. Öyleyse mahkemeyi Bursalı hacıların avdet edeceği güne tahrik ediyorum. Karar hacılar dinlendikten sonra verilecektir. Netice? Netice, hacılar o fakiri Kabe'de gördüklerini, getirdikleri bazı eşyaların da onun emaneti olduğunu söylerler. Kadı Mahmud bunun üzerine davayı reddeder. Akıl almaz bir şey. Evet, akıl almıyor evlat. Akıl her şeyi almıyor. Yine başlama baba. Anlat, Kadı Mahmud'a ne oldu? Ne yaptı? Ne yapsın? Kıvrım kıvrım kıvranmaya başlar. Bu vakayı aklıyla anlamaya çalıştıkça bunalır. Sonunda Mehmet dediye gider.
Hani o fakiri elinden tutarak bir anda Kabe'ye götüren kimse vardı ya, işte ona. Talebesi olmak ister. Mehmet dede ise nasibinin, zamanın büyüğü Üftade Hazretlerinden olduğunu söyler. Kadı Mahmut atıyla ona gitmek isterken at dergahın yakınlarında kayalara saplanır. Kayalara mı? Olur mu öyle şey? Evet, kayalara dedim evlat. Kayalardan atını çıkarmak için uğraşır fakat çıkaramaz. Atı bırakır, yürüyerek gider. Bahçede eski elbiseler içinde çapa yapan birini görür. Telaşla ona yaklaşır. Kolay gelsin. Burası Muhammed Üftade Hazretlerinin dergahı değil mi? Evet öyle. Ne istersiniz? İsmim Kadı Mahmut. Şeyhinizi görmek istiyorum. Üftade benim Kadı Efendi. Buyurun. Bırak eğlenmeyi, şu kılığına bir bak. Hadi çapıyı bırak da geldiğim haber ver. Hemen görüşmek istiyorum. Eski elbiseler içinde bahçe çapalayan bir büyük düşünemiyorsun diye. Bak Kadı Efendi. Burası yokluk kapısı. Ki biz yokluk kapısının kuluyuz. Halbuki siz varlık sahibisiniz. Bu kapıda yeriniz yok. Atınız dahi gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı? Fakat bunu siz nasıl bilebilirsiniz? Gidin Kadı Efendi. Sizin şanlı şöhretli bir dünyanız var. Bizimse Rabbimizden gayrı bir şeyimiz yok. Kendi dünyanıza dönün. Ben şaşırmış bir haldeyim. Mehmet dedenin kerametini gördüğümden beri aklım başımda değil. Ne olur, ne olur yardım edin bana. Nasihatlarınıza muhtacım. Talebeniz, hizmetkarınız olayım. Lütfen efendim. Lütfen beni kabul edin. Söyledim size Kadı Efendi. Burası yokluk kapısı. Rabbimizden başka bir şeyimiz yok bizim. Burası nasıl yokluk kapısı olabilir? Siz Allah'ın sevdiği birisiniz. Ben de size yakın olmak istiyorum. Demek bu kadar istiyorsun. Ama bunun için bazı şeyleri terk etmen gerekecek. Bütün varlığımı terk etmeye hazırım. Yeter ki talebeniz olmakla şerefleneyim. Dinle öyleyse. Kadılığı hemen bırakacaksın. Bütün malını fakirlere dağıtacaksın. Yapar mısın bunları? Derhal efendim. Sonra da Bursa sokaklarında şu sırmalı kaftanınla her gün ciğer satacaksın. Her emrinizi yerine getireceğim efendim. Hadi. Durma öyleyse. Ciğer! Ciğerci geldi, ciğerci! Yahu bu bizim Kadı Efendi değil mi? Ya ta kendisi. Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış. Böyle kürklerle ciğer satılır mı? Ciğerci geldi, ciğerci. Aklını oynatmış bu ya. Tımarhanelik olmuş, tımarhanelik. Ciğerci. İşte vazgeçmek, işte teslim olmak. Hadi evlat. Hadi. Sen de vazgeç şu yanlış fikrinden. Nasihat vermeyi bırak da anlatmaya devam et baba. Peki. Sokaklarda aylarca ciğer satar. Ahali alay eder, sataşır. O akıl almaz bir sabırla her hakarete katlanır. Nefsinin bütün aşırılıklarını, iradesi ve büyük sabrıyla görmezden gelir. Hocasının her emri sebep sormadan yerine getirir. Delilik bu. Niçin yapıyor bunları? Nefsinin kibrini kırmak için. Çünkü o kibirle Allah'a yaklaşılmaz. Peki bunun için bu işkencelere gerek var mı? İşkence değil oğlum. İmtihan. İyi kul olmak için bunlara katlanmak lazım. Neyse. Hocasının emriyle dergahta helaişçiliği yapmaya başladı. Nefsi tetikte. Onun zayıf bir anını kollamakta.
kim geliyor ha? Biçare Mahmut. Sen böyle bir mesleği bıraktın. Şimdi de helal temizlikçisi oldun. Ne diyorum ben? Tövbe estağfurullah. Birden nefsimin ihbaline kapıldım. Mahmut, sen üstadına nefsini dinlemeyeceğine dair söz vermedin mi? Eyvahlar olsun bana. Bunca sıkıntının sonunda muvaffak olamadın mı yani? Kıramadın mı nefsini? Dinle oğlum. Hemen süpürgeyi bırakır, taşları sakalıyla süpürür. Bir anlık dünya meylini şiddetle cezalandırır. Üftadi hazretleri bunu görür, yerden kaldırır. Koluna girerek bahçeye çıkarır. Birlikte dolaşırlar. Evladım. Maksat bu mertebeyi geçmektir. Sen de geçtin elhamdülillah. Hocam Hızır Dede Hacı Bayram Veli Hazretlerinin talebesiymiş. Biz onun kapısında yetiştik. Dergahımız bir başkaydı. Diğer talebelerle dünya ahiret kardeştik. Fakat hizmette birbirimizle kıyasıya yarışırdık. Seni gördükçe o günleri hatırlıyorum. Sende ihlas var. Samimiyet var. Bu sebeple çabuk yükseliyorsun. Mahmut, bundan sonra sabahları abdest suyumu sen ısıt. Her sabah senin nurlu yüzünü görmek istiyorum. Baş üstüne hocam. Bu kadar fedakarlığın, bu kadar sıkıntının sonu nereye varacak? Bütün bu vazgeçişlerin sonunda nereye varacak hala anlamış değil. Dinle de gör. Bir gün Muhammed Üstad'e talebeleriyle kırlara çıkar. Mevsim bahar. Dört bir yan çiçek denizi. Talebeler dağılır. Bir müddet sonra hocalarının yanına dönerler. Hepsi demet demet çiçek getirip hocalarına takdim eder. Mahmud'un boynunu bükük gören hocası sorar. Mahmud evladım, sen bana hiçbir şey getirmedin mi? Ben şu kırık saplı çiçeği getirdim efendim. Arkadaşların demet demet çiçek getirdiği halde sen niçin kırık saplı bir çiçek getirdin? Size ne takdim etsem az olur. Fakat hangi çiçeği koparmak için eğildimse o çiçeğin Allah Allah diye zikrettiğini duydum. Ancak bu çiçeğin zikredemediğini görünce onu getirdim. Mahmut evladım. En güzel hediyeyi sen getirdin bana. Bu kır gezintisinden bir sen nasiplenmişsin. Artık çiçeklerin bile tesbihini duyar haldesin. Hak yola erdin. Hüdayi. Hüdayi. Bundan sonra sana Hüdayi diyeceğim. Ya işte böyle. Terk ettiği dünya karşılığında ne buldu gördün mü? Evliyalık makamını. Şanına mağrur kadı gitti. Dünya nimetlerinden uzaklaştıkça Allah'a yaklaşan insan geldi. Allah'ın ismini andıkça gözlerinden ırmaklar boşalan insan geldi. Alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i düşündükçe kalbi titreyen insan geldi. Evlat, diyorsun ki terk ettiklerinin sonunda ne bulacak? Allah'ın razı olduğu kul olmak. İşte gaye bu. Peki gayesine erişti mi? Sus. Sus dinle. İbadet ve murakabeyle geçen bir gecenin şafağı. Sabah ezanı havukundu havukacak. Hüdayi birden unuttuğu bir şeyi hatırlar, telaşlanır. Eyvah! Bu sabah abdest suyunu ısıtmak için geç kaldım. Ne yapacağım şimdi? İşte hocam da kapıda göründü. Ne diyeceğim şimdi hocama? Ey zavallı Hüdayi! Ne yapacaksın şimdi? Hüdayi evladım, ne oldu sana? Ne bu halin? Yüzün sapsarı. Hocam, ben
İbriği göğsüne bastırmış. Ne bakıyorsun öyle? Döksene suyumu. Hocam, yani... Dök. Hadi dök şu suyu. Dök. Dök. Bismillahirrahmanirrahim. Su fazla ısınmış. Ellerim yandı. Hocam nasıl olur? Suyu ateşe koymadım ki. Evladım, bu su odun ateşiyle değil, kalp ateşiyle ısınmış. Senin hizmetin tamam oldu artık. Ama buradan ayrılmak, yeniden o uçuruma düşmek istemiyorum. O uçurumu çok gerilerde bıraktım elhamdülillah. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu mertebeye eriştim. Artık benim vekilimsin. Ehlinle birlikte Sivrihisar'a git. Zira bir zamandan beri gönlümden böylesi geçer. Her şey rehberinin istediği gibi gerçekleşir. Aziz Mahmut Hüdayi memleketi olan Sivrihisar'da 6 ay kalır. Ama üstadının hasretine dayanamaz. Hocasını görmek için Bursa'ya gelir. Hocası ölüm döşeğindedir. Hocam, hocam. Hüdayi, evladım. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Yavrum seni öyle özlemişim ki. Fakat neden icap etti bu ziyaret? Bir şey mi oldu yoksa? Hasretinize dayanamadım hocam. Sizi görmeye geldim. Sadakatim beni ziyadesiyle memnun etti. Allah da seni memnun etsin. Padişahlar ardınca yürüsün. Ne kadar yorgun görünüyorsunuz. Hasta mısınız hocam? Hastalık. Yorgunluk. Bunlar bahane kardeşim. Ömrümüz tamam olmak üzere. Gelmen çok isabetli oldu. Hüdayi, hadi güzel bir şeyler söyle bana. Ne söyleyeyim hocam? En doğru. En güzeli söyle. Biricik hakikati söyle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hocam. Rahmetullah aleyh. Hüdayi Üftadı Hazretlerinin vefatından sonra uzun süre diyar diyar dolaşır. Her gittiği yerde insanları yetiştirir. Vaaz ve nasihatlerde bulunur. Eline geçeni Allah yolunda harcar. Hanımı bundan şikayetçidir. Ah efendi, bizim ne zaman bir yerimiz yurdumuz olacak? Hocanız ölünce hiçbir yerde duramaz oldunuz. Manevi bir işaret aldım diyerek ta paşa eline gittiniz. Köy köy, kasaba kasaba durmadan dolaştınız. En sonunda çoluk çocuk İstanbul'a geldik. Bakın, bu şehir ne bereketli bir yer. Bari buradan ayrılmayalım. Şuracığa bir yuva kuralım. Kuracağız hatun. Yuvamızı buraya kuracağız.
kuracağız dersin ha efendi. Tekkelerde karın tokluğuna ders vermekle olur mu bu iş? Bak muhitiniz genişledi. Vüzeradan, ülemadan dostlarınız oldu. Öl deseniz ölecekler. Gelin onların izzet ve ikramlarını reddetmeyin. Bizleri de düşünün. Bir köşede dünyalığımız olsa fena mı olur? Ha benim vefalı hatunum. Böyle söylersin ama bilirim ki yüreğin tertemizdir. Lakin şunu unutursun. Allah kullarını açlıkla terbiye etmez. Ne zaman dara düştüysek bir kolayını vermedi mi? Söyleyince söyledi diyorsunuz. Verilen hediyelerle yuvamız mamur olur. Evladımızın istikbali kurtulurdu. Sizse bunları düşünmüyor, gelen hediyelerle dergah inşa ediyorsunuz. Bu parayı kendi ihtiyaçlarımız için kullanmak bize yasak hatun. Bunları Allah yolunda sarf etmeliyiz. Onun için bu dergahı inşa ediyorum. Bildim bileli aynı şeyi söylersiniz. Amin. Ama çoluk çocuk. Kapıya bakayım hatun. Kim o? Kulunuz efendim. Kazatker düğmeci zade. Buyurun. 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 Şuraya oturun. Buraya baş köşeye oturmaya değil. Sizin kapınıza hizmetkar olmaya geldim. Sizin hizmetiniz bizim kapımıza değil, devlet kapısına yaraşır. O kapıda kulluğumuz bitti. Padişahımız ferman eyleyip fakiri azlettiler efendim. Bir yanlışlık olmalı. Sizin gibi çalışkan, dürüst biri nasıl azledilebilir? Murat Han böyle bir hataya nasıl düşer? Padişahımın fermanı başım üstüne. Öyle gücenmişliğim falan yok. Hala onun duacısıyım. Lakin artık devlet umurundan el çekip talebiniz olmak dilerim. Senin devlet kapısında hizmetkar olman, vazifenin başında bulunman lazım. Murat Han adil bir padişah olup hatasını anlayınca tahsih eder. Vaziyetinizi ona arz edeceğim. Siz bekleyin hele. Ve derhal saraya gider. Üçüncü Murat Han bu ziyarete çok sevinir. Gelmekle ne iyi ettiniz. Mübarek yüzünüzü görmekle gözümüz gönlümüz açıldı. Buyurun. Buyurun şöyle oturun. Padişahım bir maruzatım var. Sizi rahatsız edişim... O nasıl kerem efendim? Ne dilerseniz onu emir telakki ederim. Padişahım, kulunuz Kazasker Düğmecizade'yi azletmişsiniz. O mert ve çalışkan bir adem olup her dem size dua eder. Ortalığı nasıl da ıslah etmişti. Derim ki ihsan buyurup ibga edesiz. Bir hata yapılmışsa tahsiye ederiz. Hele sizin hatır haliniz olduktan kelli. Bu işi hatır için istemeyiz. O zat daha nice kıymetli hizmetlerin namzedi. Bu işin hatırı olmaz devletim. Sizin hakkınızı ödeyemem. Ben ki vazife ve mesuliyet şuuruna layıkıyla malik değildim. Ben ki şu tahta bir miras yedi rahatlığında oturur idim. Ben ki bu yüzden Sokullu gibi bir devlet adamına malik olmanın nimetini takdir edememiş idim. Estağfurullah sultanım. Bu gaflet içreyken kader sizi çıkardı karşıma. Siz ki benim zaaf ve meziyetlerimi mütehassıs bir hekim gibi gayet iyi teşhis ettiniz. Rehberim olup beni her vesileyle müşfikane ikaz buyurdunuz. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? Teveccüh buyurursunuz sultanım. Müsaade dilerim. Benim de sizden bir ricam var. Buyurunuz sultanım. Bana Safevilerin dini İslam için tehlike arz ettiğini söylemiştiniz. Bir nice zamandır Acem tarafına seferi fikreyleriz. Oraların ahvali iyiden iyiye bozuldu. Ferhat Paşa'yı 80 bin kişilik bir ordu ile Tebriz'e salmak dileriz. Orduyu Hümayun hareket etmeden evvel himmet buyurup nasihat vermenizi isteriz. Müsaade buyurursanız nasihatlerimizi gazada vermek dilerim. Yani biz dahi cihada bizzat iştirak arzu ederiz hünkârım. Bundan daha makbul haber olmazdı. Böylece seferimizin manevi kumandanı da belli oldu. O halde gazamız mübarek ola.
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Tebriz seferinde askerle birlikte ön saflarda savaşır. Zafer müyesser olur. Ferhat Paşa ile Tebriz'e girer, bir süre orada kalır, sonra İstanbul'a döner. Üsküdar'da inşa ettirdiği dergah en fakirinden en zenginine kadar her zümreden Müslümanla dolup taşar. Üçüncü Murat Han ölünce yerine geçen Sultan Üçüncü Mehmet de kendisinden feyz alır, bu kamil zatla sohbet eder. O da ebediyete intikal edince devlet aliyenin başına Sultan Birinci Ahmet Han geçer. Lala, dün gece acayip bir rüya gördüm. Nemçe kralıyla güreşteydik. Lakin ben sırt üstü yere düşüyordum. Bu rüyanın tabiri ne ola ki? Efendim, emir buyurunuz. Bu işlere ehil kişiler bulalım. Bulun Lala. Lala, tabirleri takdim ettiler ama hiçbiri beni tatmin etmedi. Zahiren korkunç bir rüya. Bu rüyayı hayırlı bir şekilde şerh edecek kimse yok mu? Sultanım, rüyanızı ancak Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi tabir edebilir. Lala, o halde var git dergahına rüyayı tabir ettir. Hocam, hocam. Alın bu mektubu, sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu. Fakat efendim, biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki. Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun. Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi, öyle mi? Allah adamlarının işine akıl ermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemiş. Allah-u Teala insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh bu rüyadan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır. İşte gördüğüm rüyanın tabiri. Hüdayi Hazretlerine 1000 altın hediye eyledim. Ulaştırılsın. Hatun, hatun kendini fazla yorma. Sen bizleri düşünür müydün Ay Efendi? Bursa kadılığını bıraktın. Medrese hocalığını terk ettin. Elindeki malı mülkü ona buna vererek harcadın. Şu yavrularımıza saracak bir bez parçası bile kalmadı. Niçin böyle dersin hatun? Bak, yüzlerce insanın hayır dualarını kazandık. Sen kaybettik mi sanırsın? Amenna. Lakin ben evladımıza bırakacak dünyalığımız olmadığına üzülürüm. Kapı çalınıyor hatun. Bir bakayım. Kimmiş gelen? Gene nasihat isteyenlerden biri mi? Yok hatun. İstediğin dünyalık geldi. Padişahımız 1000 altın göndermiş. Al. Sabırsız olan işte böyle mahcup olur. Devletim, hayırlı haberler var. Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış. Hamdolsun. Gördün mü Vala? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim. Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım. O nasıl lakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın, yola çıkalım. Hocam, buyurun atıma siz binin. Olmaz sultanım. Cihan padişahının önünde ata binilemez. Biz cihan padişahıysak, siz de gönüller padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe padişahlığımı unuttum. Lütfen ata siz binin,
Ben ardınızca yürürüm. Sultanım, artık ineyim. Sırf üstadımın duası tahakkuk etsin diye bindim. Bir gün bana, evladım padişahlar arkanda yürüsün diye dua etmişti. Hem teba yanlış anlayabilir. Nedir bu ellere ayak? Nedir bu dillere dudak? Aç gözünü, ibretle bak. Alem bir temaşagâr imiş. Ah efendim, senelerce çene çalıp mübarek başını ağrıttım, fakirlikten şikayet ettim. Lakin ben size neslimizi idame ettirecek bir erkek evlat veremedim. Ömrümün son anlarını bu üzüntüyle... Alan da hak, veren de hak. Nafile yere üzülme hatun. Ah, sen ne mübarek bir insansın ha efendim. Bir gün dahi ağzından kötü bir söz işitmedim. Hakkını helal et. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Alan sensin, veren sen, kılan sen. Ne verdinse odur, dahi nemiz var. Hı? Ne diyorsun evlat, duyamıyorum. Vazgeçtim baba. Bak işte, silahımı denize atıyorum. Evliyanın himmeti namludan çıkan kurşunu geriye çevirir demiştim sana. Bu yola giren haram yemez, yalan demez, cana kıymaz. Bu yol karıncayı bile incitmekten çekinenlerin yoludur evlat. Hamdolsun ki ben de buldum bu yolu. Hem de korkunç bir fırtınanın ortasında. Sevincini anlıyorum evlat. Ama menkıbemizi tamamlayalım istersen. Evet, devam et baba. Bu büyük veli binlerce talebe yetiştirdi. Müslümanların ehli sünnet itikadında bulunmaları ve ibadetlerini ihmal etmemeleri için birçok kitap yazdı. Ölmeden az evvel ne muhteşem bir dua buyurmuşlardı. Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha okuyanlar kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın. Ah, geldik oğlum, işte Üsküdar. Baba, hemen türbesine gideceğim. Sonra da su başına teslim olacağım. Düşmanlarımı Rabbime havale ediyorum. Doğrusunu yapıyorsun evlat. Teslim olunca ellerime kelepçe vurup hapsedecekler. Ama kilitli kalbim açıldı baba, bir anahtar gibi. Anahtar. Ha. Şimdi anladım. Teknenin ismi neden böyleymiş? Baba! Baba! Allah Allah! Nereye gitti bu ihtiyar? Yolcu, Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ne gidip bir Fatiha okudu. Sonra su başına gidip teslim oldu. Yapılan muhakemede iftiraya maruz kaldığı anlaşılarak tek celsede serbest bırakıldı. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu'nun hazırladığı programı dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.